Herkese merhaba. General Mobile Discovery 2 modeli karşınızda. General Mobile Discovery modeli geçen yıl çıkmıştı ve büyük ilgi toplamıştı. Fiyat performans noktasında oldukça iyi yerlerde olan General Mobile Discovery en başarılı telefonlar arasında yer aldı geçen yıl Türkiye'de satılan ve karşımızda görmüş olduğunuz Discovery 2 modelde General Mobile Discovery'nin elde ettiği bu başarıyı daha da yükseklere taşımayı amaçlıyor. General Mobile Discovery 2 orijinal modele göre, Discovery modeline göre önemli güncellemeler içeriyor. Hem teknik özellikler anlamında hem de tasarım anlamında General Mobile Discovery 2'nin çok daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Elimizdeki cihaz görmüş olduğunuz gibi biraz Samsung Galaxy S5 arasına sahip, biraz daha böyle üst sınıf Android telefonlarına yakışır, onların havasını yansıtan bir görünüme sahip. 888 liralık peşin satış fiyatına sahip olan bu telefon gerçekten de hem performans hem de görünüş açısından fiyatı 1500, 2000 hatta 2000 üzerindeki telefonlarla boy ölçüşebiliyor. Onlara biraz olsun meydan okuyabiliyor. Öncelikle tasarıma bakalım. General Mobile Discovery 2'nin metal görünümlü bir tasarım var. Ancak temel malzemesi plastik. Kenarları metal görünümlü bir çerçeve boydan boya çevriliyor. Ve bu metal çerçeve üzerinde de çeşitli giriş çıkışlar yer alıyor. Altta gördüğünüz gibi mikro USB portu var. Hemen yanına hoparlör yerleştirilmiş. Sağ kenarda ses tuşunu görüyoruz. Ses tuşunun hemen yanında ikinci sim kart yuvası var gördüğünüz gibi. Bu şekilde açılıyor. Üste doğru ilerlediğimizde güç butonu ve 3.5 mm'lik kulaklık jackını görüyoruz. Diğer kenarda da, sol kenarda da birinci sim kart yuvası yine aynı şekilde gördüğünüz gibi açılıyor. Bu telefonda iki sim kart yuvası var. Aynı anda iki hattınızı kullanabiliyorsunuz. Hangi hattı kullanacağınızı da seçebiliyorsunuz. Hangi hatta telefon görüşmesi yapacağınızı, SMS mesajlaşmalarını hangi hatta yapacağınızı veya data hattı olarak hangisini kullanacağınızı seçebiliyorsunuz. Bir tanesini varsayılan olarak belirleyebiliyorsunuz ya da aramaları istediğiniz hatta gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde bir esnek sunuyor General Mobile Discovery 2. Tabii ki bunun bir bedeli var. General Mobile Discovery 2'nin sadece 16 GB'lık bir dahili hafızası bulunuyor ve çift sim kartlı modelde de microSD kart yuvası yok. Bu da telefonun sunduğu dahili hafızayla idare etmeniz gerektiği anlamına geliyor. 16 GB artık yetmiyor. Bu telefonda 1080p video kayıt özelliği var. 13 megapiksel arka kamera var. Yani çekilen fotoğraflar, videolar bir süre sonra depolama alanında fazla yer tutmaya başlayabilir. Bir de 5 inç 1080p ekran var gördüğünüz gibi. Yani yüksek kaliteli videoları bu cihaza atıp izlemek isteyeceksinizdir. Tüm bunlar 16 GB dahili hafızanın çabucak dolmasına neden olacaktır. Zaten kullanıcı için ayrılan alan biraz daha az. Bu nedenle eğer çift sim kart desteğine çok ihtiyacınız yoksa General Mobile'ın çok yakında çıkacak tek sim kartlı versiyonu beklemenizi önerebiliriz. O versiyonda aynı zamanda microSD kart yuvası da bulunacak. Böylelikle depolama bakımından çok daha esnek davranabileceksiniz. Devam edelim. Önde 5 inç 1080p ekran var. 888 liralık fiyata sahip bir telefonda böyle bir ekran görmek oldukça memnun edici. 5 inç ekran IPS teknolojisine sahip. Bu da yüksek görüş açılarına sahip olduğu anlamına geliyor. Ekranın ön camı biraz yansıtma katsayısı yüksek. Bu dışarıda parlak güneş altında biraz sorun yaratabilir ancak parlaklık iyi seviyede. Şu anda en kısık ayarda bulunuyor parlaklık. Şöyle yükselttiğim zaman parlaklığın esas değerini biraz olsun anlayacaksınızdır. Bu şekilde bir parlaklık var. Bu parlaklık tatmin edici. Çok yüksek sayılmayabilir belki ancak çok da düşük değil. İşinizi rahatlıkla görmenize olanak sağlıyor. Şöyle en kısık ayarı alalım ki videoda fazla parlama yapmasın. Fazla görüntüyü bozmasın. Her neyse devam edelim. Ekranın üstünde 5 megapiksel kamera var. Arkada da 13 megapiksel kamera var. Bu iki kamera da 1080p Full HD video kalite özelliği sunuyor. General Mobile Discovery 2'de 8 çekirdekli işlemci var. Cortex-A7, 8 adet Cortex-A7 çekirdek var. Her bir çekirdek 2 GHz hızında çalışıyor. MediaTek 6592 işlemci fena bir performans sunmuyor. Geçişler gördüğünüz gibi Android 4.4.2 KitKat kullanıcı arayüzünde geçişler bir hayli hızlı. İnternette gezinme performansı da iyi. Bunun yanı sıra cihaza yüklediğimiz Asphalt 8 ve Real Racing oyunlarını da gayet akıcı şekilde oynadığımızı söyleyebiliriz. Her iki oyunda da cihazı hareket ettirdiğimizde iyi ölçer, hareketleri oldukça iyi şekilde algılıyor ve yönetimi de gayet düzgün şekilde gerçekleştiriyor. Oyun keyfi bakımından
General Mobile Discovery 2 sizi memnun edecektir. Isınma bakımından biraz ortalamanın üzerinde ısındığını söylemek gerekiyor. General Mobile Discovery 2'nin her iki oyunda da biraz arkada işlemcinin bulunduğu bölgede sıcaklığı hissettik ellerimizde. Ancak genel olarak telefonun normal sıcaklıkta çalıştığını söyleyebiliriz. Oyun gibi ya da kameranın kullanıldığı durumlarda biraz sıcaklık artabiliyor. Bunu belirtelim. Devam edelim. Android 4.4.2 KitKat var dedik ve bunun üzerinde General Mobile'ın özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü bulunuyor. Çok fazla özelleştirme yok aslında. Uygulama menüsüne girdiğinizde biraz Google'ın Android'inin ham havasını algılıyorsunuz. Çeşitli uygulamalar, Google uygulamaları yüklü olarak geliyor. Çeşitli araçlar görüyoruz. El feneri, ses kaydedici, TP-Link, Wi-Fi transfer gibi çeşitli araçlarında General Mobile Discovery 2'de yer aldığını görüyoruz. Anlayacağınız bu telefon düzgün bir Android deneyimi sunuyor ve performans açısından da General Mobile Discovery 2 ortalamanın üzerinde. AnTuTu'da bu telefon 30.000 seviyelerinde bir puan elde etti. Gördüğünüz gibi yeni yaptığımız bir benchmark testinde 30.825 puan aldı. Normalde HTC One M8, LG G3 gibi, Sony Xperia Z2 gibi üst sınıf Android telefonlar, fiyatı 2000 liranın üzerinde olan telefonlar 35.000, 36.000 seviyesinde puanlar veriyor. Snapdragon 800 işlemcili telefonlar elde edilen bu puanda oldukça iyi seviyede General Mobile Discovery 2'nin orta üst sınıf bir Android telefonu olduğunu gösteriyor. General Mobile Discovery 2'nin arkasında ve önünde yer alan kameralar gördüğünüz gibi bu kamera uygulamasıyla kontrol ediliyor. Basit bir kullanıcı arayüzü var. Google'ın Android'in yer alan varsayılan video uygulamasından çok da farklı sayılmaz. Ekranın sol üstünde gördüğünüz gibi basit ayarlar yer alıyor. HDR, panorama, gece gibi modlar var. Bunun yanı sıra deklanşör sesi açma, tam ekran, bu gibi ayarlar mevcut. Flaşı kolaylıkla açıp kapatabilirsiniz. Ayarlar bölümünden de çekilen resim boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Burada çözünürlük yerine büyük, orta, küçük gibi tanımlamaların kullanılması çok aslında pratik değil. Çözünürlüğü görmek isteyebilirsiniz. Aynı şekilde videoda da böyle bir durum söz konusu. Orada da ayarlarda süper iyi, normal denilmesiyle yetinilmiş. Ancak bu 13 megapiksel kameranın 1080p flash'li video kayıt yaptığını tekrar söylemiş olalım. Devam edelim. Çekilen fotoğraflar galeri uygulamasında kaydediliyor. İsterseniz selfie fotoğraflar çekebilirsiniz. Güzel yüz, bunun yanı sıra gülücük yakalama gibi modlar söz konusu. Güzel yüz, yüzü fazla pürüzsüzleştiriyor. Ön kamera çok yüksek kalitede değil, idare eder seviyede, geniş açılı, bunu söyleyebiliriz. 5 megapiksel kamerayla İdare edecek şekilde selfie fotoğraflar, öz çekim fotoğraflar çekebilirsiniz. General Mobile Discovery 2 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.